Efendim buyurunuz. Nasıl yaklaşılır bu meseleye adalet ve hakkaniyetle bakmaya çalıştığımızda? Evet, teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. Sizi ve değerli arkadaşlarımızı ve değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlarım. Sağ olun. Bu Ramazan gecesinde. Sağ olun. Tabii zam, bütün arkadaşlar da söylediler, iki arkadaşımız da. Hiçbir yönetimin hoşlanmayacağı bir işlemdir. Ama gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetimler bu çeşitli girdilerin çok dayanılmaz biçimde artması karşısında zam yapma ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyorlar. Burada belki irdelenmesi gereken ve topluma açıklanması gereken neden başka çare yoktu konusu. Yani kaynakları nasıl kullandık? Bir takım alanlarda gereken tasarrufları yaptık mı? Verimlilik planlamaları yaptık mı? Ve buna rağmen hangi nedenle zam ihtiyacının karşısında kaldık? Gerek merkez yönetimin, gerekse yerel yönetimlerin birçokları bunu anlatmakta, bunu açıklamakta gerekeni yapmıyorlar gibi görünüyor bana. İstanbul, Türkiye'nin nüfusunun 1/5, şimdi milletvekili hangi ilin ne kadar milletvekili çıkaracağı yeni açıklandı seçim kurulu tarafından. 98 milletvekiliyle, yani 600 kişilik parlamentoda 6'da 1 sayısında temsil edilen bir büyük devasa metropol İstanbul. Tabii hem gelir kaynakları var ama hem de abartılı giderleri var. Ben bütün İstanbul'dan bakarak, bu olay, önümüzdeki olay İstanbul'la ilgili olduğu için İstanbul'dan bakarak ama geneli kapsayarak bir düşüncemi ifade etmek istiyorum. Gelen bütün yönetimler, yeni yönetimler bir verimlilik ve tasarruf planlaması yapmalı ve bunu mümkün olduğu kadar uygulamaya geçirmeli. Bu pek yapılamıyor gibi görüyorum. Yani baştan bir takım şeyler söyleniyor, eskisinden farklı olacağına ilişkin, daha verimli, daha dikkatli, daha tasarruflu olunacağına ilişkin bir takım şeyler söyleniyor ama birçok yerde örneklerini biliyorum. Yani bir özellik hassederek söylemiyorum. Birçok yerde örneklerini biliyorum. Bir süre sonra eskisine benzer anlayışlar sürüp gidiyor. Yani kaynaklar verimli kullanılmıyor, yeteri kadar tasarruflu davranılmıyor. Merak ediyorum, örneğin ben bir süre önce Yenikapı'da binlerce araç sergilenmişti. Başka kurumların kullandığı ama giderlerini İstanbul Belediyesi'nin karşıladığı. Onlar örneğin İstanbul Belediyesi üzerinde bir yük olmaktan çıkarıldı mı? Veya acaba işte bu araçlar konusunda, başka harcamalar konusunda gerekli önlemler alındı mı? Alınsa bu zamlar yapılmaz mıydı? Yapılmak zorunda kalınabilirdi. Saygı Bey de söyledi. Hepimiz de biliyoruz. Akaryakıtta fahiş artışlar oldu. Elektrikte fahiş artışlar oldu. Mutlaka belli kalemlerde bir zam gerekirdi ama acaba bunun biraz altında tutulabilir miydi? Şimdi bütün bunlar tabii çok teknik konular ve çok dikkatle irdelenmesi ve açıklanması gereken konular. Sizin sorduğunuz öbür konuya gelirsem, bu konuyu irdeleyen bir siyasetçiye veya bu konuyu irdeleyen hele bir basın mensubuna siz bunu nereden bileceksiniz diye cevap verilmez. Bildirmek sizin göreviniz. Yani ikna edici bir biçimde, anlaşılır bir biçimde anlatmak sizin göreviniz. Bu soru sorana sen nereden bileceksin, ne anlarsın denmez. Bu iletişim tabii yerel yönetimde de, merkez yönetimde de siyasetin çok önemli bir alanı ve siyasetin bu iletişimi nazik bir dille ve ikna edici bir dille kullanması halinde sanıyorum ki birçok sorun çok fazla keşmekeş olmadan, çok fazla düğümlenmeden belki çözülebilir ve birbirimizi anlarız. Ben bütün belediyelerle ilgili şöyle bir şey de düşünüyorum bu verim ve tasarruf planlamasının dışında. Şimdi örneğin öğrenciler var. İstanbul'da çok sayıda, Ankara'da çok sayıda öğrenciler var. Türkiye'nin büyük şehirlerinde. Öğrencilerin her gün okula gitmesi gerekiyor. Bu bir devletin onları ulaştırmak devletin asli görevlerinden birisi. Yerel yönetimler üzerinde önemli bir yük de bu. Mesela ben öğrencilerin ücretsiz gitmesini düşünüyorum. Ücretsiz taşınabilmeli öğrenciler okullarına, başka alanlara değil ama en azından okullarına.
Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir destek verebilir mi? Veya bütçenin bir kısmı sadece öğrencilerin sübvansiyonu için ayrılabilir mi? Bunun gibi her gün işine gitmek zorunda olan insanlar var. Onlar bu herkesin kendine göre gezmek için bindiği ulaşım araçlarında daha indirimli biçimde yararlanamazlar mı? Yani bütün bunların planlanması ve bütün bunların çok anlaşılır bir dille, çok ikna edici bir dille anlatılması gerekiyor. Bir özel durumumuz da var. Onun da altını çizelim tabii. Yani bizim büyükşehir belediyelerimizde merkezi yönetim arasında da bir uyumsuzluk var. Yani merkezi yönetim oldukça taraflı davranıyor büyük şehirlerden gelen taleplere karşı. Bunu da söylememek haksızlık olur. Yani önceki yıllarda sağladıkları kolaylıkları bugün sağlamadıklarını, hatta bazı zorluklar çıkardıklarını, büyük şehirlere gelir getiren bir takım mekanları hiç gereksiz biçimde merkez idarenin üzerine devraldığını da biliyorum. Bunları da yanlış görüyorum. Yani aslında hepimiz yerel ve merkezi yönetimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekün yaşam kalitesinin yükselmesi, yurttaşların yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışıyorsak, siyasi taraflılığı bence seçim satında ve seçim sandığında bırakıp ondan sonra halkın seçtiklerinin birbirini dinlemesi ve onlarla işbirliği yapması, bir ortaklaşa çalışma programına uygulaması gerekir. Çünkü hangi kanatta olursak olsun topyekün hepimizin görevi halkın huzurunu, halkın esenliğini sağlamak ve halkın topyekün yaşam kalitesini yükseltmektir. Burada da sorunlar var. Yani merkezle yerel yönetimler arasında sorunlar var. Merkezin de yerel yönetimlerinde verim ve tasarruf konusunda sorunları var. Ve merkezin de yerel yönetiminde yaşadıkları sorunları anlaşılır bir biçimde halka aktarmak konusunda, iletişim kurmak konusunda sorunları var. Sizin de bu verdiğiniz örnek onun bence çok rahatsız edici. Gerçekten ben dinlerken kaygı duydum. Örneklerinden bir tanesi. Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz. Bu arada...